Çok basit bir soru. Hocam, 3 boyutlu modelleme öğrenmek için matematik gibi sayısal dersleri bilmek gerekir mi? Arkadaşlar, böyle sorulara hep nasıl cevap verdiğimi biliyorsunuz. Bir kere matematik bilmekten kastımız ne? Yani ben lise seviyesinde, üniversite seviye Bakın ben lise seviyesinde matematik biliyorum. Niye? Çünkü üniversite seviyesinde matematik bölümü okumadım. Yani matematik kullandık işte lisede bildiğimiz kadar. Belki biraz üstüne ekledik. İşte fizik der yerine statik öğrendik vesaire. Ama arkadaşlar şunu söyleyeyim. Pardon bu geyiği çok uzatmayayım. Matematik bilmek gerekir mi? Bir kere yani bu, bu kadar topyekün matematik bilmek diye bir şeyi tanımlayamazsınız. O yüzden bu soru temelinde birazcık hatalı. Ama ben sorunun asıl söylemek istediğine doğru yönileyim Arkadaşlar, ee, matematikle hiç aranız yoksa, geometriyle hiç aranız yoksa, 3 boyutlu modelleme konusunda da birazcık geride kalacaksınız, zorlanacaksınız demektir. Kesinlikle yapamazsınız demeyeyim. Ben hiçbir konu için kesinlikle yapamazsınız demek pek hoşuma gitmiyor. Ama Matematik yani geometri oluşturmaya çalışıyoruz. Modelleme demek 3 boyutlu modelleme. 3 boyut ne demek? Zaten geometri demek, uzay demek. Yaptığımız işin daha başında 3 diye açılıyor konu. Yani rakamla açılıyor, matematikle açılıyor. O yüzden ee, matematik bilmiyorsanız matematik yani matematik bilmekten kasıt rakamlarla birazcık toplama çıkarma bilseniz yeter. Hani onu da söyleyeyim. Yani integral çözmenize, fonksiyon çözmenize gerek yok. Çözebiliyorsanız ne ala. Ama e, matematik kafası, fen bilimleri kafası diyeyim, analitik bir kafa bu işlerde sizi ön, ön plana çıkarır. Çok daha e, ileri doğru gidersiniz. Yani analitik değil de ezberciyseniz, işte o zaman az önce de söyledim ya, biraz daha zorlanırsınız. Matematikle ilgili de şöyle küçük bir anekdot söyleyeyim. Benim arkadaşlar çok fazla matematik kafası olan bir öğrencim olmuştu. Ama artık üniversite yani e, akademik seviyede matematik kafası var. Her şeyi matematiksel formüller gibi çevirerek düşünmeye çalışıyor da o da olmaz. Üç boyutlu modelleme, matematik, geometri biraz da işte sanatsal bir kurgu yapabilmek gerektiriyor. Hani biraz mühendisliğiniz olmalı, biraz da hayalciliğiniz, hayal gücünüz olmalı. Bu ikisi, Bunların hepsinden tadında varsa çok rahat çalışırsınız. Full matematik derseniz her şeyi matematik, denklemler halinde çalışacaksınız. Grasshopper çalışın, parametrik modelleme çalışın. Mesela atıyorum. Ee, ama toparlarsak arkadaşlar biraz matematik, biraz geometri muhakkak bu işleri yapmanız için gerekli. Bunları hiç bilmeden 3 boyutlu modelleme yapabilmeniz gerçekten zor. Çünkü biz sonuçta 3 boyutlu bir ortamda yüzeyler oluştu. yani geometrik yapılar oluşturuyoruz zaten. Matematik olmadan geometri olmaz. Geometri de olmadan da 3 boyutlu modelleme olmaz. Bu olmazları çok zora çevirerek de yorumlayabilirsiniz. <laughs>